Bugün bir pizza daha yapacağım. Aslında pesto soslu pizzanın ertesinde çekiliyor bu video ama siz daha sonra izleyeceksiniz. 4 peynirli pizza. Dur, İtalyancısını unuttum. Quattro. Quattro formaggi. Baksana bakalım ona bir. Pizza quattro formaggi. Biliyormuşum değil mi? 4 peynirli pizza. Aslında İtalya'da bunu sanırım işte gorgonzola, roquefort, efendim söyleyeyim işte mozzarella falan gibi peynirlerle yapıyorlar. Ama biz Türkiye'de evimizde bulunan beyaz peynir, Trabzon kolot, ezine, İzmir tulum ve çedarla. 5 peynir mi oldu senin için? Ya işte bu kadarcık kalmış, koyarım belki, belki koymam bilmiyorum. Ya ben insanlara burada mutfağın ne kadar... Özgür. Hani böyle aradığım kelime o değildi aslında da. Yani o kadar da evet bazı kurallar var tabii ki bazı şeyler için hani teknik açıdan ama o kadar da kasmaya gerek yok yani. Şimdi buna öncelikle beyaz bir sos yapacağız. Domates sosu koyuyoruz ya normal pizzaya. Bunda da beyaz bir sos koyacağız. Beyaz bir sos ne ya? İşte beyaz sos. İçindekilerden at almaz mı genelde, ne bileyim, domates sosu, beyaz pesto sos, sos bu renginde beyaz. Irkçılık mı bu? Bunları... Buraya 2, 3, 4. İşte böyle göz kararı ama aşağı yukarı 2-3 bu tatlı kaşığı ya. 2-3 yemek kaşığı krema koyuyorum. Bunun içine de... Ay dur sarımsak... Ne yaptım ya, sarımsak unuttum, dur. Sarımsak rendeliyorum. Birazcık yarım sarımsak rendeledim. Ama benimki biraz büyüktü. Çok küçük bir tane de olabilir. Sonra Trabzon kolot. Bunu böyle bir tık kaynatıyoruz. Peynir falan eriyecek. Kalsın orada. Gene biraz unlayayım burayı. Yine fırınımı açtım. Şimdi hamurumu açıyorum. Ayla ileride akıllı şeyler olacak böyle. Diyeceksin ki fırın 100 derece açıl. Bir tane Türkçe söylemeyiz onları ya. Olur olur. Böyle. Açtık bunu. Şimdi bu burada durdukça, soğudukça biraz sertleşebilir. Benimki o kadar sertleşmedi. Eğer çok sertleşirse sizinki birazcık daha böyle krema koyup açabilirsiniz. Şimdi bunu çok 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 ince bir şekilde biraz karabiber. Görüyor musunuz? Çok az. Birazcık da dağ kekiği almıştım ben. Fethiye'den. Çok az da ondan koyacağım. Şu kolotu bir rendeleyelim. Tamam, şimdi biraz ezine. Direkt elimle parçalıyorum. Bu da beyaz ama şey bir beyaz. Bayağı yağlı ve yumuşak bir beyaz peynir. Peynirli pideye çevirdin. Ya aslında kısmen aynı şey değil mi? Bunu... Şu rengini bozdu ya, keşke koymasaydık. Tamam. Şimdi bunu da atıyoruz fırına ve peynirler eriyene ve hamur pişene kadar. Bakalım nasıl olacak? Yüksek derecede en üstte pişiriyorum. Pizza taşınız varsa pizza taşında pişirebilirsiniz. Hamurumuzun bir kısmını tepside. Ziyan olmuyor Beril'le, her zaman yiyor. Şöyle tatlı bir renk olması açısından. Şu an yağlı yumurta, daha önce benim sana söylediğim gibi bir yağlı yumurta görüntüsü var. Ne yağlı yumurtası ya? Ay çok oldu burada, dağılın siz. Gidin bakayım. Sevdiğimiz bir bölüm, tadım. Sıcak gelmiş. Annem burada da peynirli pideye benziyor gerçekten. Evet, ben de şu andaki bir peynirli pideden farkı. Ben şimdi peynirin tadını daha çok alıyorsun. Olması. Siz de yıldızınızı verin. Ha, aynen. Sen kapatsana bu videoyu. Ben çünkü her videonun sonunda aynı şeyleri söylüyorum ya. Şey olmuyor böyle, kendimi aptal gibi hissediyorum. Siz de favori tariflerinizi, pizzayı nasıl sevdiğinizi yazabilirsiniz. Beril'in de enteresan bulacağı fikirler, tarifler vardır o. O zaman güle güle. Kapattık.